Herkese yeni bir günden selamlar. Tekrardan evime, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Bacak ağrım dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece bugün sabah depremle uyandık. Yani onun dışında çok önemli bir şeyimiz yok. Şu anda saatlerimiz 10'a doğru geliyor. Sabah 9'da depremin sallamasıyla uyandım. Bugün Ceylin okula gitmedi ve ben de erken kalkmadım. Kemal giderken şöyle bir uyandım. Orhan'ın gitmesine hala var dedim ama yine uyuyakalmışım. Orhan'ın gittiğini de duymadım. Sarsıntıyla uyandım. İşte bu saate kadar da kendime gelmeye falan çalıştım. Evi toparladım. Yani öyle çok yüksek olmuyor. Yani 5 olmuyor mesela. 4,5 şiddetinde oluyor. Bu seferki de 4,4'müştü. Ama işte söylediğim gibi merkez üstü buraya çok yakın olduğu için ev çok sallanıyor bizim. Bir de yeni yapılarda herhalde bu depreme dayanıklı olduğu için evinin sallanması daha iyiymiş. Öyle bir şey okumuştum. Böyle sarsıntıyla uyandım. Şimdi bizim yorganı yıkamıştım biliyorsunuz. O 2 gündür balkondaydı. Kurudu artık ama ben yine de kurutmaya attım. Yani tamamen kurusun, içerisinde nem kalmasın. Hem de toz varsa tozunu alsın diye kurutmaya attım tekrar. O çıkar birazdan. Orhan'ın yorganı yıkayacağım bugün de. Balkonda yer olmadığı için sıra sıra yıkıyorum. Şu lenslerimi bir yıkayayım. Eloş hissetmemiş. O hala uyuyor. Kaldırmadım da. Bu sefer bunun mavisini almıştım. Mavi rengini, termal sulu olanı yani. Bunu bulamadığım için. Şimdi bulmuşken aldım. Yani asıl yağlı ciltler için olan bu. Toniğim bu. Yüz toniğim. Ve son olarak da güneş kremi kullanıyorum. Yüzümle boynum arasında fark oluyor. İlk sürdüğümde oluyor ama bu. Daha sonra oturuyor. Haydi şimdi kahvaltıyı hazırlayalım. Bu sefer kaşarlı yapıyorum. Açmadım fark ettiyseniz eğer. Kaşar ekliyorum. Göstereyim kaşarlıyı. Evet. Bize afiyet olsun. Biz
Kahvaltımızı yaptık. Bulaşık makinesini yerleştirecektim ama size şunu göstermek istedim. Biliyorsunuz en son şey almıştım. Mintax'ın bulaşık makinesi deterjanını, sıvı olanını. O gün gerçekten güzel yıkamıştı. Size de göstermiştim bardaklarımı, tencerelerimi, kaşıklarımı. Pırıl pırıl çıkmıştı. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Ama bu sefer böyle çıkarmış. Mesela ben bununla dün çorba karıştırmıştım. Salçanın rengi çıkmış çırpıcı ama bakın hiçbir şekilde geçirmemiş. Kaşık aynı şekilde. Salça lekesi de çıkmamış yani. Demek ki çok yağ çözücü özelliği yok. Sürekli kullanılabilecek bir deterjan değil hani. Bir ondan iyi bir deterjanınız varsa bir ondan kullanabilirsiniz. Neslihan Hanım'dı sanırım. Hiç kullanmadım ama almayı düşünüyordum demişti sanırım bir önceki yorumda. Neslihan Hanım eğer almadıysanız almayın. Yani bakın bu şekilde saçın rengi çıkmamış. Tamam aşkım. Ceylin de arkadaşlarıyla dışarı çıkacak. Şimdi ben de mutfağı topluyorum. Sadece mutfak kaldı. Bunları tekrar koyayım. Evet, şu anda saatlerimiz 3'e doğru geliyor. Ben evdeki işlerimi bitirdikten sonra şöyle bir dışarı çıktım geldim. Dün doktora gitmiştim, ilaç yazmıştı. Hem onu alayım dedim. Hem de çilek aradım. Çilek zamanı geçmeden bir çay yapayım istedim ama hiçbir yerde bulamadım çilek. En son bir umudum kalmıştı bu Gross Market. Hiçbir yerde bulamasam orada buluyordum mutlaka bulamadığım bir şeyi. Oraya gittim. Sabah 10 kasa geldi abla ama pastaneye verdik dedi. Şansıma. Şu ilacı yazdı doktor. Bu bacaklarımdaki ağrıyı, şişliği bir nebze olsun hafifletir dedi. İstersen ağrın olduğu zamanlar iç, istersen günde bir defa iç dedi. Normalde eczaneci bunun üzerine iki defa, günde iki defa yazmış ama. Ya ağır bir ilaç olduğu için hani öyle çok sık kullanmamı da tavsiye etmedi. Ben çok ağrım var. Mutlaka bir ilaç yazın dediğim için yazdı. Yoksa ilaç falan da yazmayacaktı. Mesela Kemal'i yemekten sonra şöyle bir çıktık. Saat 7, 7.30 gibi çıktık. Eve geldiğimizde saat 9.30'tu ve hani 2 saat boyunca resmen yürüdük. 7500 adım atmışım dün. Ama gece yatmam ne mümkün. Yani Allah'ım öldüm ya. Özellikle sol bacağımın ağrısıyla. Dün de almamıştım ilacı. Almadığıma da o kadar pişman oldum ki. Neyse bugün hemen gelir gelmez de hatta açtım bir tane içtim. İnşallah hiçbir yan etkisi olmaz. Ve ağrılarımı geçirir. Ben dün yeni biber dolması yaptım. Yaz yemekleri belli başlı yemekler zaten. Şimdi bir de şehriye çorbası yapmıştım. Dünden yemeklerim var. Biz yemeğe bayağı erken yiyoruz. Saat 5.30-6 gibi yiyoruz. Yatarken de acıkıyorlar çocuklar. Kemal ve Orhan özellikle. Ceylin erken yattığı için onda pek sıkıntı yaşamıyorum ama. Orhan ile Kemal saat 10.30'da başlıyorlar acıktık. Ya içim kıyıldı demeye böyle. Sonra getirdi kuponları varmış. Gecenin 12'sinde lahmacun söylemişler. Ben yatmıştım artık. Valla kaç tane yediler bilmiyorum. 5 tanesini 20 TL'ye almışlar. Kalanı dolaba kaldırın demiştim. Hatta bu garnitür gönderiyorlar ya yanında soğan falan. Onu da burada bırakmışlar gece. Allah'ım sabah bir kalktım ki mutfak leş gibi soğan kokuyor. Ondan kalmıştır yine 1-2 tane. Ceylin'le Orhan'ınlardan birer tane yerler. Asla bugün ekstradan başka bir şey yapacaktım yemeğin yanına ama
O olunca yapmadım. Ha, şimdi bir kek yapmak istiyorum. Biraz meyvem var. Olmazsa bir meyveli kek yaparız. Bir şey yaparız yani. Bilmiyorum. Şöyle internette biraz dolaşayım. Bir bakayım gözüme hoş gelen bir şey olursa onu yapalım beraber. Evet, bulduk bakalım bir tarif. İnşallah güzel olur. Kireçleri kavanozda yapacağım. Ben işte normal bir tepside yapmış ama ben bunu kullanacağım. Şu fazlalıkları bir keselim. Şuraya koyayım siz de görün. Biraz kısalım altını. Tenceremize göre. Şekerimizi karamelize yapacağız. Buradan 1, 2, 3 yemek kaşığı şeker. Erisin bakalım. Evet, bakın hiçbir şey koymadım. Sadece şeker kendi kendine eriyerek bu hale geliyor. Şimdi eğiyorum. Sonra şeftalilerimi diziyorum. Şeftalili bir turta kek yapıyoruz. Şeftalili turta ya da şeftalili kek ne derseniz. Ben kabuklarını soymadım. Tarifinde öyleydi. Bu arada bugünkü rüyamda, bugün deprem olmadan önce rüya görüyordum. Görüyormuşum daha doğrusu. Rüyamda rüyamı yormak isteyen olursa seve seve kabul ederim, dinlerim yani. Evet, nerede kalmıştık? Rüyamı anlatıyordum. Bir tane daha şeftali doğrayıp geldim ben o arada. Rüyamda bir derenin kenarında, yani o dereden ziyade biraz da şey gibiydi böyle. Baraj gibiydi, şelale gibiydi. Değişik bir yerdi yani. Halıları götürmüşüz. Dere kenarında halı yıkıyorduk. Dere kenarında halı yıkıyorduk. Harıl harıl böyle sürte sürte. Yani benden zaten başka bir rüya görmem beklenmezdi. Böyle bayağı harıl harıl halı yıkıyordum. Sonra işte depremin sallamasıyla uyandım. Acaba onun rüyam yarım kaldı. Devam edemedim yani halı yıkamaya. Şöyle tamamen kalıbımın dibini şeftaliyle doldurdum. Şimdi üzerine bunun kek harcı yapacağız. Şöyle bir bardağa yakında şeker ekledim. Bir su bardağı süt. Şöyle yarımdan biraz fazla ayçiçek yağı. Aldığı kadar da un ekleyeceğiz. Şöyle vanilyamı, kabartma tozumu. Şöyle bir kek harcımız. Bakar mısınız? Maşallah. Kabardıkça kabardı. Yarıldıkça yarıldı. Böyle bir kek oldu bakalım. Birazcık soğusun. Sonra ters çevirelim. Bakalım arkası nasıl olmuş. Fırından çıkalı bayağı oluyor şu anda. Biz akşam yemeği hazırlığına giriştik. Salatamı falan yaptım. Yemeklerim ısınıyor. Şunu hemen bir ters çevireyim. Yapacağım açıp. Evet.
Ya beni iyi diyor resmen. Ama tabii ki şimdi değil. Akşam çayla beraber servis yaparım. Gerçekten güzel görünüyor. Hemen bir dolma sunum yapayım size. Evet, dolmam da bu şekilde. Burada 2, 4, 6, 7 tane dolmam kalmış. Bugün de bunu bitiririz. Şöyle hemen masaya alayım bunları. Evet, geldik çay saatine. Bardaklarımı hazırlayayım hemen. Sen şurada bir dur. Aa, gerçekten çok güzel gözükmüyor mu? Efsane gözüküyor, efsane. Yarısı bitti bile. Şöyle göstereyim, bakın. Kekin kalınlığı bu şekilde. Sabırsızlanıyorum şu anda. Dün Kemal dün getirdi değil mi bunu? Size şunu bir göstereyim. Şu kadarcık kocaman bir çikolata paketi. Bunu Kemal dün sınıf tarafına gitmişlerdi. Oradaki kapıdan almış. Şu kadar kocaman bir paket dün geldi ve bugün bitti. Jaden dünden bugüne kadar o koca çikolatayı bitirmiş. Bitti yani, çikolata bitti. Aa, inanmıyorum. Bugün de videomun sonuna geldim. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere, kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.